كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bu sürekli yaptığımız bir iş var bizim, nedir? Reddiye. Ama biz bu reddiyeyi kime, neden yapıyoruz? Bir de ehline yapıyoruz. Yapmamızın sebebi gayet de basit. Ayet, hadis inkarcısı. Bunlar İslam düşmanıdır. Hani hoca adı altında, profesör, ilahiyatçı adı altında İslam düşmanları bunlar. Niye İslam düşmanı diyoruz? Ayet inkardan, hadis inkardan adamlar zaten Müslüman kisvesinden çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, bugün hadislerle, kaynaklarıyla beraber tabii ki de bidat ehlinin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamanıza yarayacak. Bence artar. Yeter artar, fazla bile gelir. Yani bu sohbeti dinledikten sonra o Mehmet Okuyanmış, Caner Taslamanmış, o Mustafa İslamoğlu ve bu tayfaları böyle var ya, yani sayfada görür görmez direkt kapatmayan adam imanından şüphe etsin. O kadar açık konuşuyorum. Bidat ehlini şu sohbetten sonra yüzünü bile böyle 5 saniye bakan imanından şüphe etsin. Hadisler geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bidat sahibine hürmet eden, yani bidat ehline hürmet eden. O aman hocam. Ya ne olursa olsun adam işte profesör. Adam bilmem ne ilahiyatçı. Adam o kadar okul okumuş. Sizde hiçbir şey yok. Diyenler var ya, hürmet eden. İslamiyet'i yıkmaya yardım etmiş olur. İslamiyet'i yıkmaya yardım etmiş olur. İslamiyet'i kim yıkar arkadaşlar? İslam düşmanları. Kafirler, müşrikler, ateistler, deistler, marksistler, leninistler, deist, ateist, hepsi. Ve sen kendine Müslümanım diyen adam, bidat ehline yapmış olduğun hürmetle onlara resmen çanak tutuyorsun. Aynen öyle. Acayip acayip hadisler var. Aman ya Rabbi. İslamiyet'i yıkmaya yardım et. Ya bir insanın başına gelebilecek daha büyük bela yok. Haberiniz olsun yani. İslamiyet'i yıkmaya yardım etmiş demek bence bir adamın başına gelecek en büyük beladır. Kaynak ne? Taberani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Onlardan kaçın. Sizi delalete, fitneye düşürmesinler. Arkadaşlar, hiçbir şey yapmasa aklına bir fitne soksa yeter. Bak hiçbir şey yapmasın ya. Konuşsun. Ya dinle ya Allah, ya bu konuşuyor da kardeşim, ya acaba şu meselede, ya bir zerre kadar bu adamın konuştuğundan sebep hadislerde, ayetlerde şüphe duyan ne diyor? Delalete, fitneye düşer. Çok büyük beladır. Bu bidat ehli var ya, aman ya Rabbi. Bak şimdi önümüzdeki hadisler, giderek vitesi arttıracağız. Vites acayip artacak. Ya bu saatten sonra bir daha söylüyorum. Bu bidat ehline var ya, tarafına dahi bakmayacaksınız. Kaynak Müslim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bidat ehli, onlar diyor hasta olurlarsa ziyaretlerine gitmeyin. Hayda. Hasta olursa, normalde hasta ziyaret nedir? En büyük sünnetlerdir. Allah Celle Celaluhu hasta ziyaretini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirir ne kadar faziletli olduğunu. Hastanın duası meleklerin duası gibidir hadis-i şerif. Hastanın duasını alın hadis-i şerif. Ama bu adamlar hasta olursa ziyaret. Ya siz de kardeşim ne yapıyorsunuz da bilmem ne. Bak bunu diyecekler var. Adam hasta olmuş. Hasta adama bile laf ediyorsunuz. Hemen peşine bir şey söyleyeyim mi? Hazreti Ömer zamanında. Bakın Hazreti Ömer gelmiş geçmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en cesur insanların ilk üçtedir. Bak bütün dünyadaki gelmiş geçmiş en cesur insan dersen Hazreti Ömer ya iki ya üçtedir. Bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ömer zamanında bir bidat ehli çıkmış. Adam kaderi inkar ediyor. Hazreti Ömer o yani başka bir yerdeydi bu kaderi inkar eden adam. Hazreti Ömer'in bulunduğu yerde değildi. Derhal mektup yazdı. Dedi ki onu gördüğünüz yerde ne diyebilir? Ne dedi biliyor musunuz? Kaçın. Ya sahabiler ya, onların ilmi ona alt etmeye yeter.
artar bile. Hepsinde ilim var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ilim almışlar. Ayet biliyorlar, hadis biliyorlar, her şeyi biliyorlar. İsteseler onu hadislerle, ayetlerle reddiyeyle yerle eksan ederler. Kaderi inkar eden adam. Hazreti Ömer diyor ki kaçın. Ve sahabeler diyor ki biz diyor mescitte diyor 1000 kişi oturuyorduk. 1000 kişi. O bir kişiye bak, kaderi inkar eden o bir kişi diyor mescide girdiğin zaman 1000 kişi diyor kaçardık. Allah Allah, kaçın diyor ya, kaçın kaçın. Hani demiyor reddiye yapın, onu yapın. Hayır diyor, kaçın. Onun bereketsizliği size yeter, artar bile. E şimdi hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hasta olurlarsa dahi ziyaret etmeyin diyor. Hadi bakalım. Bize ya siz de çok abartıyorsunuz da kardeşim ne olacak da belki tövbe etmiştir. Belki tövbe mi etmiştir? O bidadı, o yaptığı kötü işi aleni şekilde açıkça yapmadı mı? Yaptı. Kamera önünde yapmadı mı? Yaptı. Aynı şekilde eğer tövbe edecekse yine kamerasını kuracak. Arkadaşlar ben böyle bir halt ettim. Kusura bakmayın. Tövbe ettim. Bunu herkese yayın. Bunu herkese ulaştırın diyecek. Ya normalde bak, bir daha söylüyorum. İlmin yoksa, şu dönemdeki arkadaşlardan, gençlerden, kardeşlerimizden bahsediyorum. Eğer ilmine güvenmiyorsan sakın ha sakın bunlarla ikili diyaloğa girme. Zaten yüzüne bakma. Büyükler söylüyor ya. Ya bidat ehlinin yüzüne bakan amelleri gider diyor. Ameller ya. Yüzüne tebessüm edenin bidat ehli, bir bidat ehli gördün tebessüm ettin öyle ameller gider. Tehlike var. Amellerin silinebilir. Böyle büyük bela. Boşuna mı uyarıyoruz? Boşuna mı konuşuyoruz? Diğer bir hadis-i şerif. Bak kaynağı verelim. Kaynak veriyoruz. Hasta olurlarsa ziyaretten gitmeyin. Kaynak Ebu Davud. Kaynak Ebu Davud arkadaşlar. Sonraki hadis-i şerif. Onlarla karşılaşınca onlara selam dahi vermeyin. Hayda, Allah'ın selamından vermeyelim. Onlar Allah'ın düşmanı. Onlar hoca adı altında, alim adı altında piyasaya çıkıp başına takkeyi takıp, onlar genelde zaten takım elbise oluyor. Sinek kaydı oluyor genelde. Takım elbiseli oluyor genelde. Ya arkadaş, ya Allah'ın selamını niye vermeyelim? Vermeyin. Ya arkadaş, kafadan konuşmuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı var, emri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsinden, hevasına konuşur mu? Konuşmaz. Kim ona bunları bildiriyor? Allah Celle Celaluhu. Sen kalkıyorsun, bir de değil ne? O kadar da değil kardeşim, bırakın da adama bari selam verelim. Belki kalbine yumuşama. Ya arkadaş, Allah Celle Celaluhu bidat ehline hidayet vermez. Niye? Onlar kendini hidayette zannettiği için kendilerine hiçbir zaman hidayet duası etmezler. Biz elhamdülillah en büyük dualarımızdan Allah'ım hidayet ver. Allah sana hidayet versin diyoruz değil mi mesela? Onlarda öyle bir şey yok. Onlar zaten kendini hidayette, bizi de delalette zannettiği için kendilerine hiçbir zaman kendi kafasındaki adamlara kendine Allah hidayet versin demezler. Gelelim hadise. Karşılaşınca onlara selam vermeyin. Arkadaşlar, açık seçik ortada. Hürmet etme, İslamiyet'i yıkarsın. Onlardan kaç, fitneye düşersin. Hasta olurlarsa ziyaretine gitme, başına bela alırsın. Karşılaşınca onlara selam verme. Kaynak ne? Taberani, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace. Bu kadar kaynak yeter mi? Bence artar bile. Bitti mi? Bitmedi. Bitmeyecek. Bu hadisler bugün bidat ehlinin peşinden gidenlere, bugün bunlara vakit dar olacak. Dar.